Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi bayan yelek örneği anlatacağım. Erkek süveteri, kazaklar yapabileceğiniz bir model. Örneğimiz için böyle 3 ilmeğe, bir de arası için 4 ilmeğe ihtiyacımız var sevgili izleyicilerim. Bakın 3 ilmek, arasında da 1 ilmeğimiz var. Toplam 4 ilmeğe. 4 ilmek 4 ilmek yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Bakın arka yüzü de bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. 3 numara şiş kullandık. Orta kalınlıkta da yeleklik ipimiz var. Harika, hem de kolay bağlamalı bir örgü diyelim. Bazen erkek süveteri işte örmek isteyenler, çocuklarına falan, eşlerine tam ideal bir model. Hemen başlayalım örneğimizi. Ara ara zaten göreceksiniz. Şimdi ön yüzden böyle hazırladım ben sizler için. Hemen şöyle ön yüzden başlıyoruz modelimize. Kenar ilmeğinden sonra bakın 3 tane ilmeğimizi şöyle arasından giriyoruz. İlmeği, çıkartmış olduğumuz ilmeği hemen en baştakini bitiriyorum ve diğer 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arada bir tane aroş ördüm. Bakın. İkinci örnek yine aynı şekilde. 3 ilmeğin arasından girdim. 1 ilmek çıkardım. En başa koydum. Sonra ikisini bir aldım. Çıkartmış olduğum ilmekle. Diğer ikisini de düz olarak ördüm. Yine bir tane arada aroşam var. Yine aynı şekilde bakın. 3 ilmeğin arasından giriyoruz. Bırakıyorum burayı başa. 2 ilmeği bir aldım. Diğer 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Ve bir tane aroşa kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın bir örneğime şu an başladım izleyicilerim. Bir örneğe başladık şimdi. İki sıradan oluşan bir model zaten. Arka yüzde en güzeli tamamı bütün ilmeklerimin ters örüyorum. Tamamını bakın ters ördük. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örneğimiz çapraz geldiği için bakın. Birinci sıramızda ne yapmıştık? Kenar ilmeğinden sonra hemen 3 tane ilmeğimi yanından bir ilmek çıkartmıştım. Ama şimdi çapraz olduğu için öyle yapmıyoruz. Bakın bu ortada bir tane ilmeğimiz vardı ya, onun bir yanı bir yanı 3 olarak ayarlıyoruz. Ne yapıyoruz? Baştan şimdi 2 ilmeğimi önce düz örüyorum. Düz ördüm. Şimdi diğer 3 ilmeğimin arasından bakın bir ilmek çıkardım. Ve en baştakiyle ikisini bir ördüm. Sonra da diğer 2 ilmeği düz ördüm. Şimdi arada yine bir tane aroşa örüyorum. Tekrar bakın. Şunu takip ediyoruz. Ve düz örüyorum 2 ilmeği. Sonra arada bir tane aroşa ördüm. 2 tane yine ilmeğimi düz örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzün tamamı ters. Siz video örneğimi izleyin ben örerken. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalınıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Şimdi bir sıra daha anlatmak istiyorum. Çünkü örneğimiz çapraz. Tam anlaşılsın istiyorum. Bakın iki örneğimiz şu an oldu. Şimdi aynı birinci örneğimizde başladığımız gibi bakın yan ilmekten sonra hemen 3 ilmeğin kenarından bir ilmek başa koydum. Onun ikisini bir örüyorum düz olarak. Sonra diğer 2 ilmeği de düz olarak örüyorum. Arada bir tane aroşa örüyorum. Yine aynı bakın hep burayı takip edeceğim. Bu ortada kalması lazım. Yine aynı şekilde önce
çıkartmış olduğum ilmekle baştaki ilmeği bir alıyorum, sonra iki ilmeği düz örüyorum. Bir tane araşo ördüm. Yine aynı, bakın. En başa bağlamalı, haroşalı bir kazak örneği diyelim. Düz örüyorum. Bir tane de ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzün tamamı ters. Ön yüzde bir sırada anlatacağım ve videomu tamamlayacağım sevgili izleyicilerim. Siz örneğimi izleyin. Bakın tamamını ters örüyorum. Arka yüzün. Her sırada aynı. Şimdi son olarak şu şekilde, bakın. Şimdi iki tane düz örüyoruz önce. İki düz. Sonra bakın şöyle ortadakini hemen arada geçirtiyorum. Ve iki ilmeği bir aldım. Sonra iki ilmeğimi düz örüyorum. Yine arada bir tane ters ördüm. Yine üç ilmeğin arasından bakın bir ilmek, ikisini bir alıyorum ve iki ilmeği düz örüyorum. Bir ters ve iki tane düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Arka yüzü ters örerken siz modelini izleyin. Ben de sizlerle beraber örmüş olduğum parçayı gösterip videomu tamamlamak istiyorum. Bu da hem kolay hem de kibar. Böyle ajursuz, çok ajurlu, delikli sevmeyenler için harika bir model. Bakın yeşilden de ayrı bir güzel durdu. Kibar bebek yeleklerini, bayan yeleklerini yapabileceğiniz bir örgü sevgili izleyicilerim. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum. Şöyle veda ederken de modelimizi görelim diyorum. Ve tekrar hoşça kalın ve örgüyle sevgiyle kalın sevgili izleyicilerim diyorum.